Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 2021 Aralık ayı sizin ayınız. Çok önemli bir ay. Burcunuzda güneş tutulması var. Doğum gününüz bu ay ve tam karşıt burcunuzda güçlü bir dolunay meydana gelecek. Hayatınızı değiştirecek önemli kararlar, etkiler altındasınız. Hemen ayın başında 4 Aralık'ta 12 derece yay burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Öncelikle tüm yayların doğum gününü kutluyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim. Özellikle 4 Aralık ve yakınlarında doğan sevgili yaylar, bu tutulma sizin için çok önemli, çok kadersel. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz 12 derece ve yakınlarında mı? Ve yükselen yaylar, yine yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında mı? Bunu artı eksi 4-5 derece alabilirsiniz. Sizin için yine çok önemli bir güneş tutulması. Son 1,5 yıldır ikizler yay tutulmalarını yaşıyoruz ve bu tutulmalar hayatımızı biraz değiştirdi zaten. Hani ilişkilerimizle ilgili yön değişiklikleri olmuş olabilir, önemli kararlar verdik, hayatımızda şöyle yeni düzenlemeler içerisindeyiz. Bu tutulma ikizler yay aksındaki son tutulma ve önümüzdeki 9 yıl ikizler yay tutulmalarını yaşamayacağız ve bu tutulma Aralık ayında etkilerini gösterebileceği gibi önümüzdeki Nisan sonu Mayıs'a kadar da tesirlerini sürdürebilir. Şimdi bu tutulma kendinizle ilgili belki iş konusunda bir karar vereceksiniz, bir kişisel girişimde bulunacaksınız ve eğitime başlayacaksınız. Yer değişiklikleri olabilir, örneğin taşınmalar olabilir, imaj değişimleri olabilir, evlilik, ayrılık ve benzeri konular. Yani tüm bu alanlarda kişisel haritalarınızın aldığı etkilere göre çok önemli ve kalıcı, daha kadersel dediğimiz önemli etkiler getirecek. Genel sağlığınıza, ruhsal, bedensel, fiziksel sağlığınıza dikkat edin. Özellikle güneşiniz etkileniyorsa, yani tutulma yakınlarında doğduysanız, bu tutulmanın bireysel olarak, genel sağlık olarak da önemli etkileri olabilir sevgili yaylar. Evet, Mars ayın 13'üne kadar Akrep burcunda, biraz enerjisi olarak bilinçaltınız hareketli, biraz böyle kuruntulu, kuşkucu bir dönem. Kasım ayı da biraz sizi zorladı aslında. Kasım ayındaki bu süreç de zorladı. Ayın 13'ünden sonra Mars burcunuza geçiyor. Bu tabii bir böyle dışarıya yönelme, biraz görünür olma, kendinizi daha cesur ifade etme imkanı verecek. Çünkü enerjinizi arttıracak Mars. Hani kişisel girişim dedik. Tutulmayla beraber Mars'ın burcunuza girmesi cesaretinizi arttırırken hevesli bir şekilde kendinizi ifade edeceksiniz. Yani bir şeyi istiyorsanız yapmak isteyeceksiniz. Bunu söyleyeceksiniz ve mücadele edeceksiniz. Ama Mars yine de çok fanatik olabilir ve sizi daha agresif yapabilir. Hani inandığınız bir şeyde, düşündüğünüz bir şeyde illa da benim istediğim olsun, benim düşündüğüm doğru, benim inandığım en doğrusu gibi bir mücadele içerisine girebilirsiniz. Bu da biraz hani ilişkilerde gerilimler yaratabilir. Bunu iyi yönetmek gerekiyor. Riskli hareketler, çok sabırsızlık, hızlı hareket etme, kazalara, sakarlıklara açıktır. Yani bu anlamda dikkat edelim. Aynı zamanda işte ateşli rahatsızlıklar, enfeksiyonlar, yaralanmalar olabilir Mars geçişlerinde. Bu konuda da dikkatli olmakta, çok fazla risk almamakta fayda var sevgili yaylar. Ve ayın 19'una geldiğimizde 27 derece ikizler burcunda dolunay var. İlişki evinizi aydınlatıyor. Tabii ki ilişkilerinizle ilgili bazı kararsızlıklar artık netleşebilir ve önemli kararlar da alabilirsiniz. Yani bir dönüm noktası aslında bu. Ve bir tamamlanma süreci. Bitmesi gereken bir ilişkiniz var. Belki 1,5 yıldır hep sorguladınız, gergitler yaşadınız ama artık bitmesi gerektiğine ikna oldunuz. İşte bu ilişkiyi bitirebilirsiniz. Bu bir evlilikse ayrılıklar olabilir, bir işbirliği ise yine ayrılıklar olabilir. Belki yakın arkadaşlıklarla alakalı ama ilişki dinamiklerinizde, özellikle ikili ilişkilerinizde güçlü bir dönem ve bir dönüşüm dönemi. Bununla beraber tabii ki bir aşk ilişkinizi evliliğe de taşıyabilirsiniz. Bir tanıştığınız bir arkadaşınızla, güvendiğiniz biriyle bir işbirliğine de yönelebilirsiniz. Bunun gibi konuları da teşvik edebilir bu dolunay. Ve tutulmadan farklı olarak daha kısa sürelidir ve bu ay içerisinde, ay sonuna kadar olan süreçte ikizler dolunayı tesirlerini gösterebilir. Özellikle evliyseniz eşinizin, partnerinizin hayatında, yaşamında önemli kararlar olabilir. Onun hayatında belki, onun kariyeriyle ilgilidir, onun genel sağlığıyla ilgilidir. Gündemler de oluşabilir. Dikkatiniz biraz daha eşinize, partnerinize yönelebilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. 27 derece
de meydana gelecek dolunay, özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa sizi daha güçlü etkileyecektir. Bunu unutmayın sevgili yaylar. Evet, bu ayın en önemli tesirlerinden birisi de 19'unda başlayacak olan Venüs gerilemesi. Venüs uzun süre Oğlak burcunda kalacak bu yıl 6 Mart'a kadar ve 19 Aralık'la 30 Ocak aralığında gerileyecek. Her 1,5 yılda bir Venüs 40 gün kadar geriler. En son Oğlak burcundaki gerilemesini 8 yıl önce 2013 Aralık 2014 Ocak ayında yapmıştı. O dönemi şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Benzer tesirler oluşturabilir. Venüs ilişkilerimiz, sevgi alışverişlerimiz, özdeğer duygumuz, hayatımızdaki güzellik, estetik, konfor alanlarımız ve tabii ki para ve maddi kaynaklarımızla ilgilidir ve Venüs gerilemeleri bu alanlardaki enerjileri biraz kısıtlayabilir, yavaşlatabilir, içe döndürebilir ve sizin para evinizde bir gerileme var. Üstelik orada bir de Plüto var. Yani Plüto'yla da kavuşumda olan, bir şekilde o şekilde gerilemeye başlayacak olan ve Plüto'yla da yine önemli açılar yapacak bir gerilemeden bahsediyoruz. Yani burada bir parasal baskı söz konusu olabilir. Bir borç konusu da olabilir. Belki hukuksal bir konudur, yasal bir konudur. Belki bir toprak ve toprağa dayalı ya da aileye ait bazı mal varlıkları konularıdır ya da bir işle ilgili, iş ortaklığıyla ilgili parasal mevzulardır. Yani Venüs gerilemesi özellikle bu retro döneminde parasal kaynaklarınız ilgili alanlarda ya da sahip olduğunuz değerlerle ilgili alanlarda bazı sıkışıklıklar, baskılar görebileceğinizi işaret ediyor. Yeni alışverişler, yeni kararlar, yatırımlar, ortaklıklar için, imzalar için çok uygun olmaz Venüs retro dönemleri. O yüzden 30 Ocak sonrasını beklemekte fayda var. Bu dönemde beklediğiniz bazı paralar gecikebilir mesela. Ödemeyi ihmal ettiğiniz bir borç bir şekilde, hani ciddi bir şekilde sizi rahatsız edecek bir şekilde karşınıza çıkabilir örneğin. Ya da bir yatırım içerisindesiniz, işinizle ilgili sizi zorlayacak, baskı yaratacak bazı ihtiyaçlar gündemde olabilir. Para dengesine dikkat etmek gerekiyor. Yani genel olarak Venüs retrosunda parasal konularda mümkün olduğunca bu dönemde dengeli olmak gerekiyor. Yeni şeylere çok hızlı karar vermemek gerekiyor ama geçmişten gelen konularda biraz üzerimizdeki baskısını arttırabilir. İşte evlilik için, anlaşmalar için, sözleşmeler için, yatırımlar için, kredi almak için uygun bir zaman değil. Tabii ki estetik için yine çok uygun bir zaman değil. Biraz sağlık konularında da işte cilt problemleri, eklem ağrıları, diş ağrıları ve benzeri konuları tetikleyebilir. Böyle bir problem varsa hani bununla da bir ilgili bir gündem yaratabilir örneğin. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.